Bu gece burada kalması iyi olur. Bileğindeki damarların çoğu parçalanmış. Epey uğraştırdı bizi. Çok sağ olun doktor bey. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Sizden az önce Akın taburcu olmuştu. Kapıda onu yolcu etmiştim. Akın taburcu mu oldu? Ne zaman? Az önce eve gittiler. Bizim niye haberimiz yok? Galip, sen biliyor muydun? Hayır. Evdekilere sürpriz yapmak istiyormuş. Aman Allah'ım. Galip, ya evdekiler söylerse ne yaparız o zaman? Anne sen Songül'ü arayıp ikaz et. Ağzından bir şey kaçırmasın. Ne oluyor Galip abi? Akın babamın öldüğünü henüz bilmiyor ya. Hastanedeyken söylemek istemedik. Doğru ya. Anne, hadi. Hadi sen Songül'ü ara haber ver. Sonra da hemen eve git. Eve mi? Olmaz. Seni burada yalnız bırakmam. Anne sen dediğimi yap hadi. Peki, peki tamam. Oh be. Bahar gibisi var mı ya? Oho! Sen hastanedeyken yaz geldi oğlum. Akıncığım, sakin ol. Şimdi düşüp bayılacaksın. Ben bayılıyorum zaten. Ama sana. Ya bizi lafa tutma da şu hamağa yerleştirelim seni kardeşim. İşe bak. Eve dönüyorum. Kolumda hayatımın kadını. Parmağına yüzüğünü takmışım. Benden alası var mı oğlum? Bir ihtiyacınız var mı? Evet, Songül. Bir bardak su, bir de Akın'ın ilaçlarını getirebilir misin? Tabii. Bana müsaade. Sizi evlendirdim. Seni hastaneden çıkardım. Hamağa da yatırdım. Mesain bitti artık. Sonra görüşürüz. Biraz da kendi hayatımı yaşamaya gidiyorum. Oğlum beni karımla bir yalnız bırakmadınız zaten. Muhsin. Sağ ol kardeşim. Her şey için. Eyvallah. Sağ ol Muhsin. Çok mutluyum balım. Ben eve gidiyorum. Galip, neyin var? Ne oldu evladım? Bunu neden yaptı anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Babanın ölümünden dolayı kendini suçluyordu oğlum. Ben de üstüne fazla gitmiş olabilirim. Herhalde o yüzden yapmıştır. Oğlum neyin var? Sen iyi misin? Galip oğlum. Korkutma beni ne olur. Neyin var söyle ha? Anne yok bir şey. Galip. Galip yapma böyle oğlum. Neden? Galip! Yapma oğlum. Ne oluyor ya? Yetiş. Akın. Efendim bebeğim. Antibiyotik saatin geldi. Alman lazım. Tamam. Ama bir şartla. Öpücük isterim.
İşte benim gerçek ilacım. Amca! Hey aslanım be, koş! Aa, dur Ömerciğim, dikkat et. Ameliyatlı amcam. Amcasının bir tanesi. Çok özledim lan seni. Ben de seni çok özledim. Sen yokken kimse beni maça götürmedi. İyileşeyim, her maça gideriz. Nasıl çıktın hastaneden? Kaçtın mı yoksa? Yo. Ön kapıdan elimi kolumu sallaya sallaya çıktım. Yeter. Ben bu hastanede kalamam artık dedim. Yeğenimi çok özledim dedim. Balım abla sen de burada kal, olur mu? Olur canım, kalırım. Nerede oğlum bunlar? Evde kimse yok. Ne senin annen baban ne de benimkiler. Bilmem ki, evdelerdi. Allah Allah. Bırakın. Bırakın beni. Ne oldu bu adama? Bilmem. Psikiyatrist Serap Hanım'a haber verelim, bir baksın. Tamam. Oğlum. Odaya alalım, dinlensin biraz. Peki. Anlatsana amca. Sonra balıma evlenme teklif ettim. O ne dedi? Olur dedi oğlum, ne diyecek? Ama bu bir sır, tamam mı? Ver şu telefonu. Neler oldu bir bilsen Hasan. Ömer Asaf'la sen çıktıktan sonra Hanzade'nin bileklerini kesmiş. Hadi be, olur mu öyle şey? Sana yalan borcum mu var? Kadın intihar etti diyorum. Galip Bey buldu onu. Son anda hastaneye yetiştirdiler. Vallahi mi? Ellerimle temizledim kanını. Çok korkunç ya. Hiç sorma. Ya bunlara ne oluyor böyle? Bu ev uğursuz mu ne? Akın Bey biliyor mu peki? Akın'ın hiçbir şeyden haberi yok. Garibim daha babasını kaybettiğini bile bilmiyor. Ona kimse Asaf Bey'in öldüğünü söylemedi. Allah Allah. Abimin de telefonu kapalı. Nerede bunlar ya? Sıkıldım. Gelsinler artık. Akıncığım gelirler şimdi. Arayıp durma. Dinlen biraz. Anneme de ulaşamadım. Aa, dur bir de babamı arayayım. Nasıl yani? Sen şimdi dedemi mi arıyorsun amca? Evet kuçum. Dedemi. Niye? Babamı arayamaz mıyım? Ömerciğim, gel seninle içeri girelim. Balım, aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor. Ömer, gel amcana yemek hazırlayalım. Ama Balım abla dedemi arıyor. Hadi gel Ömer. Amca senin haberin yok mu yoksa? Ne haberi? Ne oldu ki Ömer? Ömer, sus lütfen. Hadi gel, çorba yapalım amcana. Ama dedem... Nesi var dedemin? Hasta mı yoksa? Kimse sana söylemedi mi daha? Neyi söylemedim? Balım ne oluyor? Ömer neden ağlıyorsun? Nesi var babamın ya? Bakın sana hastanedesin diye söyleyemedik. Ama annenle abini beklesek daha iyi olur. Buyur Galip abi. Sağ ol Yonca. Ne verdiniz bana böyle? Kuvvetli bir sakinleştirici. Küçük çapta bir sinir krizi geçirdiniz. Çok ayıp oldu herkese. Geçmiş olsun Galip Bey. Ben Doktor Serap. Sağ olun. Sizinle biraz sohbet etsek ne dersiniz? Vaktiniz var mı? Neden? Anlamadım. Serap Hanım psikiyatristtir Galip abi. Seninle konuşmak istiyor biraz. Ya kusura bakmayın. Önemli değil. Ben çıkayım. Durumu nasıl? Daha iyi. Kendine geldi. Ah. Şu anda psikiyatrist Serap Hanım'la görüşüyor.
Bir yanda Akın, bir yanda Galip, bir yanda Hanzade. Allah'ım, Allah'ım çıldıracağım. Neye yetişeceğimi şaşırdım. Size de bir ilaç versem, belki rahatlarsınız biraz. Yok. Yok kızım, yok. Ne yapsam rahatlayamam ben. Ya çıldırtmayın beni. Ağlamı da anlat Ömerciğim. Babam nerede? Akın biraz bekle, birazdan annen gelir. Ya hasta ettiniz beni be! Ne anlatacaksınız anlatın! Ömerciğim anlat. Anlat bakalım amca. Nerede deden şimdi? Dedem öldü amca. Ne dedin? Dedem öldü. Ne diyorsun sen be? Ne diyor babam? Akıncığım. Hayır. Öldü işte. Dedem yok artık. Akıncığım dur ya. Akın Bey. Çekil. Çekil Hasan. Akın Bey lütfen. Akın. Akın nereye Hasan gidiyorsun? Hasan yardım. Tamam. Hasan tutma kolum. Git araba yaz. Beni babama götürün. Galip Bey anlatın bakalım. Hastanenin sedyesinden, koltuklarından ne istediniz? Sormayın. Ne yaptığımın farkında değildim. Aslında kontrollü biriyimdir. Ama kaybettim kendimi, çok üzgünüm. Estağfurullah Galip Bey. Ama bilmek istiyorum, neler oluyor? Son zamanlarda biraz kötüyüm. Daha doğrusu başıma gelmeyen kalmadı diyelim. Peki, öyle diyelim. Bela sanki yağmur oldu, sağanak oldu, üstüme yağıyor. Yaprak yaprak dökülüyorum. Hayatım lime lime. Tam olarak neler oluyor? Anlatırsanız seve seve dinlerim. Nereden başlasak ki? Mesela en başından başlayalım. Karım. Karım bileklerini kesti. Yani kendini öldürmek istedi. Ne oldu peki? Durumu nasıl? Şu an iyi. Dinleniyor. Karınız neden böyle bir şey yaptı sizce? Aslında bilmiyorum. Öyle zayıf bir kadın değildir. Anlayamıyorum. Belki babamın ölümüne sebep olduğunu düşünüyordur. Babanızın ölümüne mi? Nasıl yani? 3 gün önce babam kalp krizi geçirdi. Onu kaybettik. O yüzden karım kendini suçlamaya başladı. Peki gerçekten buna karınız mı sebep oldu sizce? Yok, hayır, tabii ki değil. Babamın kalbi zaten zayıftı. Son günlerde kardeşimin trafik kazasından dolayı morali de bozuktu. Durun Galip Bey, bir saniye mola istiyorum. Ne oldu? Karınız intihar etti. Babanız kalp krizinden öldü. Kardeşiniz de trafik kazası geçirdi. Doğru mu bütün bunlar? Evet Serap Hanım. Söyledim ya, hayatım gazetelerin 3. sayfası gibi. Babacığım. Babam.
Babam benim, babam benim. Akın ne olur ağlama, ne olur yapma böyle. Baba! Bunları not aldım Galip Bey. Sizinle düzenli olarak görüşmek istiyorum. Düzenli olarak mı? Acil olarak psikoterapiye ihtiyacınız var. Yoksa ne olur? Az önce geçirdiğiniz krizi hatırlayın. Bu daha başlangıç, daha kötü, daha büyük şeyler yapabilirsiniz. Benim terapiye ayıracak vaktim yok Serap Hanım. Yoksa da yaratacaksınız. Ayrıca bu yazdığım ilaçları da alacaksınız. Buyurun. Üst üste çok fazla olay yaşamışsınız. Mutlaka ilaçlı tedavi ve terapiye ihtiyacınız var. Karımı görmem lazım. Beysel bak. Akın değil mi o? Hı hı. Demek söylemişler. Gel. Başım sağ olsun. Nasıl olmuş öyleyse? O gün bizi görmeye gelmişti. Tansiyonu çok yüksekti. Bir sıkıntısı vardı. Kalp krizi. Neredeyim ben? Hastanedesin. Hastane mi? Ne yaptığını hatırlamıyor musun kızım? Galip seni kan revan içinde banyoda buldu. Banyoda. İntihar etmeye kalktın sen Anzade. Ne yaptın kendine? Neden yaptın? Sonrasını hiç mi düşünmedin? Veremeyecek bir hesabım yok. Şimdi ne diyeceksin Galibe? Rahat bırak beni.
Hanzade. Bunu neden yaptın? Niye yaptın bilmiyorum. Ama bir daha sakın yapma. Ben seni seviyorum. Ben de. Ama. Şşş, söz ver bana. Söz ver. Söz. Hani bir laf vardı. Olmaya bir nefes sığar. Neydi o laf? Hatırlayanınız var mı? Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sığat gibi. Ne büyük laf söylemiş söyleyen. Kim söylemiş peki? Onu da bilirsin sen. Kanuni Sultan Süleyman Han. Vay vay vay. Laf şimdi bir kere daha büyüdü. Ha Osman abi? Öyle vallahi. Bursa'ya dönüyor muyuz Semih Bey? Hayır. Biraz daha buradayız. Bana telefonu ver. Daha ne kadar buradayız Semih Bey? Bir nefes sıhhat bulana kadar. Değil mi Yakup? Alo? Alo Hasan, ben Semih. Merhaba Semih Bey. Bana bak oğlum, sana çuvalla para verdim. Ama senin sesin soluğun çıkmıyor. Akın Bey hastaneden çıktı efendim. Bana ne lan Akın'dan? Hanzade'den haber ver bana. Efendim, Hanzade'den mi görmedim ki? Hastaneye kaldırılmış. Hastaneye mi kaldırılmış? Evet, evde çalışan kadın söyledi. Niye, ne olmuş ki? Bileklerini kesmiş. Ne dedin sen? İntihar etmiş efendim. Allah kahretsin. Sonunda buna da sebep oldu. Allah'ın cezası aynı. Patron, patron iyi misiniz? Hanzade. Yakup şu sandalyeyi ver. Şöyle otur Semih abi. Patron iyi misin? Biliyordum böyle olacağını. Sana ne yaptılar da canına kıymaya karar verdi. O çelebelerin ocağına incir ağacı dikmezsen bana da Semih demesinler. Bekle Hanzade. Seni almaya geliyorum. Bursa'ya dönüyoruz. Efendim? Duymadın mı? Bursa'ya. Çabuk arabayı hazırla. Peki efendim. Semih Bey. Bizim anlaşma ne olacak? Hangi anlaşma? Hani sen bizi doyuracaktın, biz de jandarmaya gitmeyecektik. Ne çabuk acıktın sen. Söylerim çocuklara seni görürler. Merak etme. Hadi eyvallah. Güle güle efendim. Güle güle. Birkaç saat sonra hemşireler yeni serum takar. Tamam. Bu gece buradasın değil mi Galip abi? Buradayım canım. Onu bırakmam. Ben birazdan çıkacağım. Sabah 6'da tekrar geleceğim. Hemşirelerle de konuştum. Yardımcı olacaklar. Tamam Yonca, çok sağ ol. Neden yaptın bunu?
Esma Nur Hanım, Esma Nur Hanım. Ne var, ne oldu? Ömer Asaf amcasına her şeyi söyledi. Yani Akın Bey babasının öldüğünü biliyor. Nerede Akın şimdi? Mezarlığa gideceğim diye tutturdu. Çok kötü oldu. Hah, geldiler işte. Ne yapıyoruz Semih Bey? Siz burada bekleyin. Ben içeri giriyorum. Hastaneye mi? Evet. Ama bütün emniyet sizi arıyor. Bu tehlikeli olur efendim. Onu görmem lazım. Hanzade'yi görmem lazım. Bana bir hasta bakıcı önlüğü bulabilir misiniz? Buluruz da içeri girmek için hasta bakıcı önlüğü yeterli mi? Elbette değil. Yeterli olan şey benim yüreğim. Hastaneden içeri girmeye de yeter, hastanenin içini dışına getirmeye de yeter. Hadi beni daha fazla üzmeyin de bir hasta bakıcı önlüğü bulun. Peki patron. Nesi var bunun? Hemşire hanım. Buyurun. Serum damlatmıyor. Galiba hortumda bir problem var. Gelin bir bakalım. Benden nasıl gizlediniz anne? Neden? Yoğun bakımdaydın oğlum. Son görevimi bile yapamadım babama, düşünsene. Duasını edemedim, toprağa veremedim. Ağlama oğlum. İçim parçalanıyor zaten. Abimle yengem nerede? Hanzade hastanede. Galip'le beraber. Ne oldu? Hastalandı mı? Hanzade canına kıymaya kalktı oğlum. Ne diyorsun anne sen? Bileklerini kesmiş. Ne? İşte oldu. Eskisi gibi damlatıyor. Bazen böyle takılabilir, aklınızda bulunsun. Peki. Karım ne zaman kendine gelir acaba? Bütün gece uyur. Ancak sabah kendine gelir. Çok kuvvetli bir sakinleştirici yapıldı. Bir şey olursa yine çağırırsınız. Tamam, sağ olun. (Gülüyor)
Ne oluyor böyle bize anne? Niye böyle bir şey yaptık ki yenge? Nasıl yapar bunu? Bebeğini kaybettiğinden beri sinirleri çok bozuktu zaten. İlaç alıyordu. Böyle şey olur mu anne? Ne bileyim oğlum. Kanlar içinde bulduk işte. Of. Senin kazan. Babanın ölümü. Hanzade'yi çok etkiledi herhalde. Başka bir şey olmasın sakın. Bilmiyorum. Hay Allah'ım. Abim nasıl acaba şimdi? O ne yapıyordur kim bilir? Yıkılmıştır. Çok kötü oldu. Ancak ilaçla sakinleştirebildiler. Abimi aramam lazım. Sesini duymak istiyorum. Hayatım, telefonu verir misin? Alo. Abi benim. Merhaba koçum. Abi yenge miyim mi? Ben olup biteni şimdi öğrendim. Akın bir saniye. Odadan dışarı çıkayım, rahatça konuşuruz. Tamam abi. Akın sen şimdi kapat. Rahat bir yere geçince ben seni hemen arayacağım. Sana bunu kim yaptırdı? Söyle bana. Kim? Bu ailenin içinde kalırsan yok olup gideceksin. Buna izin veremem. Seni almaya geldim. Seni buradan götüreceğim. Çocuklar, arabayı hazırlayın. Dışarı çıkıyoruz. Abi babamı son bir kez göremedim. Ağlama koçum, sen bari böyle yapma. Nasıl dayanacağız bu acıya? Onun anısını yaşatarak. Onun bize bıraktıklarının kıymetini bilerek. Neler oluyor bize böyle ya? Yengem neden böyle bir şey yaptı? Bilmiyorum Akın. Özür dilerim. Ama yüzünü kapatacağım. Buradan çıkmamız için şart. Abi yengemi çok merak ediyorum. Geleyim mi yanınıza? Gerek yok, sen dinle. Abi sence neden yaptı bunu kendine yengem? Yoksa bana söylemediğin bir şey mi var? Yok oğlum. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Delirmeme ramak kal. Neden böyle bir şey yaptığını Hanzade bize söyleyecek. Onun için de kendine gelmesini bekliyorum. Şimdi onun yanına dönmeliyim. Sabah yengeni alıp eve geleceğim inşallah, tamam mı? Tamam abicim. İyi geceler. Hadi iyi geceler.
şeyiniz yok ya. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Az kalsın yakalanıyorduk. Hanzade? Hemşire hanım! Hemşire hanım! Ne oluyor, neyiniz var? Karım odada yok. Ama nasıl olur? Uyuyordu, kalkamaz ki. Uyanmış işte. Kimseyi görmediniz mi buralarda? Yok, görmedim. Çabuk güvenliğe haber ver. Arkadaşım nereye? Cevap verir misiniz? Beyefendi.